Hazreti Abdülkadir Geylani zamanında kendisini beğenmiş bir bilgin vardı. Hazretin sultanlığını inkar eder, hatta bazen onu zemmettiği dahi olurdu. Bir gün Hazretin devamlı geldiği mescide uğradı. Maksadı ona biraz sataşmak ve çat pat sorular sormaktı. Biraz sonra Hazret de mescide geldiler. İçeride çok sayıda aziz de vardı. Bir ara bilgin Hazret'e dönerek, "Şeyhim, mürşit olanlar zamanı kendilerine tabi ederek döndürürler ve yıllarca yapılması mümkün olmayan şeyleri birkaç saat içinde yaparlarmış. Doğru mu?" diye sordu. Hazret şu cevabı verdi: "Allahu Teala dervişlere öyle bir kuvvet verir ki 10-15 yılda yapılacak şeyleri bir saatte yaparlar. Ben bu görüşte değilim. Zamanı kendinize döndürüp 10-15 yılda yapılacak bir şeyi bir saat gibi kısa bir zamanda yapmanızı kabul edemem. Bu ancak Allahu Teala'ya mahsus bir şeydir. Allahu Teala'nın kendilerine tasarruf kuvveti verdiği kulları ne isterlerse yaparlar. Kimse de onlara mani olamaz." Konuşma böyle devam ederken cuma namazının vakti de gelmişti. Şeyhe seccade çıkardılar. Şeyh ayağa kalktı ve seccadeyi bilginin taşımasını emretti. Bilgin seccadeyi omuzuna atarak abdest almak için şadırvana doğru yürüdü. Seccadeyi şadırvanın kazığına asarak abdest almak için elini suya soktu. Ve işte o anda kendisini çarşıda bir çilingir dükkanının önünde buldu. Başladı çilingirin çalışmasını seyretmeye. Bu iş o kadar hoşuna gitmişti ki bir müddet sonra dayanamayıp çilingirden bu mesleği kendisine de öğretmesini istedi. Çilingir bilgine şöyle bir baktı ve onun alim bir zat olduğunu fark edince, "Sen alim bir zatsın, bu meslek senin neyine gerekir?" dediyse de, sanat öğrenmenin hoşuna gittiğini, bunun bilginliğine bir zarar vermeyeceğini, aksine çalışıp alnının teriyle ekmeğini kazanmak istediğini, diğer yandan alimliğini devam ettireceğini belirtti. Bunun üzerine komşu ustalar da gelerek bilgine çilingir ustaya çırak yapıverdiler ve böylece bilgin tam 4 yıl ustaya çıraklık etti. Ama iş hoşuna gittiği için 4 yıl daha çıraklık yaptı. Bu müddet sonunda ustası vefat etmişti. Bilgin ustasının karısıyla evlendi ve ondan 2 çocuğu oldu. Zamanla çocuklardan birini mektebe verdi. Diğeri küçük olduğu için evde kaldı. Yine bir gün sabah erkenden gidip dükkanını açtı ve ateşini yaktı. Elini aletlerine uzattığı zaman kendisini yine o şadırvanın yanında abdest alır vaziyette gördü. Baktı kazığa astığı seccade yerinde duruyor. Hazret ve diğer azizler de çevresinde ne yapacağını şaşırmıştı. Hemen seccadeyi eline alarak o sırada mescide girmek üzere olan şeyhin peşinden koştu. İçeri girip seccadeyi yere yaydı ve Hazret'in önünde bel bağladı. Ama Hazret kendisini bırakmadı ve beraber 2 rekat Tahiyyetül Mescid namazı kıldılar. Namazdan sonra şeyh kendisine dönüp, "Nasıl, hala inkar ediyor musun?" diye sordu. "Sultanım, abdest almak üzere sizden ayrıldım. Ama bu arada şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum, bunlar hayal midir, gerçek midir, yoksa rüya mı? Ama size işin doğrusunu söyleyeyim. Gönlüm o hatunda ve çocuklarımda kaldı. Onları özledim. Bu hal olalı kaç yıl oldu dersin? Bence bir 10 yıl olmuştur. Öğrendiğin çilingirli şimdi de yapabilir misin? İşte ellerim şahittir. Herhalde yapabilirim. İyi bilesin ki bu ne hayaldir ne de rüya. Tamamen vakıa. Namazı kılalım. Mescitten çıktıktan sonra adam gönderir, karını ve çocuklarını getiririz." Böylece hep birlikte cuma namazı kılındı. Mescitten çıktıktan sonra o şehre mektup yazdılar ve bilginin karısıyla çocuklarını getirdiler. Böylece inkarcı bilgin şeyhin elini öptü ve ölünceye kadar da onun hizmetinden ayrılmadı. İşte mürşidi kamilin zamanı öldürmesi böyle olur.
Ama onların yaptıkları sadece bu kadar değildir. Bir de tayyi mekan dediğimiz harikulade hadiseler vardır. İşte bir örnek de onun için sunuyorum. Hazreti Sultan bir gün camide vaaz ediyordu. İçerisi oldukça kalabalıktı ve dışarı çıkmak imkansızdı. Bu sırada ön saflarda oturan dervişlerden birinin haceti geldi. Hazreti mübarek yüzüne baktı. Hazret onun bu halini anladığı için bir minberde gözükmek gibi oldu ve elini uzatarak o dervişi alıp cami duvarından dışarı attı. Derviş kendisini bir sahrada buldu. Orada büyük bir ağaç ve bir pınar vardı. Derviş bu ağacın siperinde defi hacetini yaptıktan sonra pınardan abdest aldı ve tekrar mescide girmek istedi. Ama ortalıkta mescit olmadığı gibi tamamen yabancı bir yerdeydi. O sırada uzaktan birisi geliyordu. Adam yanına gelince aralarında şu konuşma geçti. ''Nerelisin?'' ''Bağdat'ta Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dervişlerinden biriyim.'' ''Ne diyorsun sen? Burası yağız bir atla Bağdat'a tam 2 yıllık mesafededir. Ya ben ne yapacağım? Sen bir kenara çekil, seni buraya kim getirmişse elbet geri aldırır.'' Böylece derviş tevekkül edip beklemeye başladı. Tam bu sırada Hazreti Sultan minberden kolunu uzatıp dervişi oradan aldı ve eski yerine koydu. Ama bu halden dervişten başkasının haberi olmadı. Herkes onun kendileri gibi saatlerden beri yerinde oturduğunu sanıyordu. İşte Hazreti Sultan'ın tayyi mekanı da böyleydi. Aslında Hazreti Sultan'dan nakledilecek çok menkıbeler vardır. Fakat biz bunlardan bir kısmını nakletmeye kalksak sayfalar uzayacak. Onun için Arapça bilen okuyucuların Behçetül Esrar ve Tuhfetül Ebrar isimli kitapta yazılı olan menkıbeleri okumalarını tavsiye ederiz. Şimdi Hazreti Sultan'ın bazı beyitlerini size aktaralım ki bu kitap da onun mübarek sözleriyle şereflensin, çünkü o nübüvvet sülalesindendir. Tut zimanı 7 kez, meykedemi eyle tavah, her sene eyle ziyaret beni, kıl kalbimi saf. Sırrımın sırrıdır esrarı, hakayık cümle, Kabe-i rahatım uşşakıma sayyu metaf. İlminin sülûmunun asarıdır dersi ulum, benem ol şehri kurra, hükmüme ramdır etraf. Tahtı hükmümde durur, kutu cihan, gâsu zaman, hiç kez eylemez alemde emrime hilaf. Evliya cümle bana, kutubu cihan sensin der, cilvegah olsa ne ola bana, behiştü araf.